Evet, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi bisikletimi, yani dünyanın en hızlı bisikleti olan Trek Madon SL6'yı tanıtacağım. Evet, bisikletim Madon SL kadroya sahip. Madon SL kadro ne demek? Super Light kadro demek. 500 OCLV kadro yapısına sahip, yani karbon örümü 500. Bisikletlerde OCLV sayısı arttıkça bisiklet hafifleşir. Bunun bir üst kadrosu RSL diye geçiyor, yani Racing Super Light diye geçiyor. Benimkisi Super Light modeli sadece. Bisikletim H2 kadroya sahip, yani burası birazcık daha yüksek bir geometriye sahip. Bisikletimizi genel olarak incelersek yaklaşık olarak 8,5 kilogram ağırlığında, üzerinde karbon profilli aerojantlar var. Di2 bir sisteme sahip değil, yani elektronik bir sistem yok bisikletimin üzerinde. Direkt manuel bu şekilde basarak veya ittirerek vites attırımını gerçekleştirebiliyoruz. Bisikletimiz aero bir yapıya sahip. Aero bir yapı ne demek? Rüzgara karşı minimum direnç uygulayacak bisikletler demek. Bu da sizin daha hızlı gitmenize olanak sağlayacak. Bisiklet bakıldığı zaman çok keskin detaylara sahip. Sele borusu yuvarlak bir sele borusu yerine V şeklinde daha keskin bir sele borusu. Kadronun ön tarafında görüyoruz yine aynı detayları. Yine burası da çok fazla keskinliğe sahip. Kadromuzun en önemli özelliklerinden bir tanesi şu: bu kadroda hiçbir yerde kablo gözükmüyor. Eğer kendi gidonunu, kendi ekipmanlarını zaten kullanırsanız kabloları göremeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki Ozan, biz sende görüyoruz. Bu görünen kablolar benim kullandığım gidon boğazından kaynaklı. Sadece burada gözüküyor. Bisikletin başka hiçbir yerinde gözüken kablo yok. Kablolar burada, ayar yapmak istediğiniz zaman da bu kutuyu söküp içerisinden ayarlayabiliyorsunuz. Bisiklette karşımıza çıkan en önemli olaylardan bir tanesi de flap teknolojisi. Kadronun önündeki bir parçanın açılıp kapanması. Bu nasıl oluyor? Gidonu sağa sola hareket ettirdiğimiz zaman buraya kapaklar açılıp kapanıyor. Peki bunu niye böyle yapmışlar? Çünkü kendine özel fren sistemi var bisikletin. Sadece bu bisiklete uyumlu, sadece Madon'a uyumlu bir fren sistemi. Ve freni birazcık incelediğimiz zaman görüyoruz ki kadroya iki yerden bağlanıyor. Fren mekanizması olduğu yerden oynamıyor. 4 tane ayar vidamız var. Bu 4 tane ayar vidasından 2 tanesi papucun sağa sola olan ayarını ayarlıyorken, 2 tanesi de papucun gerginlik, yani frene bastığınız zamanki hissiyat ayarını ayarlıyor. Kullandığım sele Bontrager markasının Fizik R3 karbon sele kullanıyordum. Bu seleyi işte yaklaşık bir senedir kullanıyorum. Ortasındaki bu yapı pelvik bölgenizin daha fazla hava almasını sağlıyor. Ayrıca konforlu bir sele olduğunu da düşünüyorum. Zaten bu selenin muadilleri arasında Specialized Power var. Aynı zamanda alüminyum raylı bir sele. Çok fazla ağır değil ama tabii ki de karbon selelere oranla birazcık daha ağır. Memnun muyum? Evet, memnunum. Bisikletin kokpit sisteminde ben tamamlayıcı olarak Deda'nın Super Zero modelinin 14 santimlik eksi 8 derecelik bir gidon boğazını kullanıyorum. Kullandığım gidon ise 40 cm. Zip Service Course SM gidonu yaklaşık 3 senedir kullanıyorum. Açılarını çok fazla beğeniyorum. Benimle özdeşleşen bir gidon diyebilirim. Yeni bir bisiklete geçtiğim zaman da bu gidonu değiştirmeyi düşünmüyorum. Düzenli olarak bakımlarını ve temizliklerini yapınca zaten uzun süre gidiyor bir alüminyum gidon. Kullandığım Garmin tutucu KH marka. Bunun altına ben ek olarak da GoPro'yu sürekli yanımda taşıyabilmek ve çekimler yapabilmek için böyle bir GoPro aparatı yaptırdım arkadaşım Mustafa'ya. İsterseniz buraya ışık takabilirsiniz. Genelde insanlar buraya zaten ışık takıyorlar. Bizim 11'li sistem R8000 Ultegra 6800 ve Dura-S 9100 ile karışımdan oluşuyor. Ayna kolum 9100, shifterlarım 6800, arka aktarıcım 6800 ve diğer kalan sistemler R8000, yani yeni Shimano sistemine sahip. Pedallarım ise Shimano 105 karbon pedallar. Bisikletin üzerinde 11-28 ruble ve 53-39 oval ayna kol bulunmakta. Oval ayna kol normal yuvarlak ayna kollara oranla birazcık daha oval birleştirilmiş ayna kol diyebiliriz. Burada Absolute Black markasının oval ayna kollarını kullanıyorum. Kendilerine gönderdikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum. Normalde bu bisikletin üzerinde ben 55-39 Shimano Dura-S 9000 serisi ayna kol kullanıyorum. Jantlarımın markası Etko. Biz sadece üzerine sticker olarak Rowel sticker'ı yapıştırdık. Daha güzel görüneceğini düşündüğümüz için, ki gerçekten de daha güzel gözüktü. Etko jantları ben daha yeni kullanmaya başladım. Yaklaşık olarak
bir aydır kullanıyorum ve çok akıcı, çok rigid bir jant seti kendisi. Özellikle sprintlerde ve tempo yaptığınız zaman jantın farkını hissedebiliyorsunuz çok güzel bir şekilde. Kullandığım için çok memnunum. Ya yani bu jantları karşılaştırabileceğim marka olarak Zip markasını öneriyorum. Şimdi FreeUp sound check yapıyoruz. Bisiklette kullandığım lastikler ise Continental markasının 4000 S2 modeli. Ben bu lastikleri oldukça beğeniyorum. Viraj performansı, ıslak performansı ve yol tutuş performansını oldukça beğeniyorum. Şu an üzerinde 23 milim olanları mevcut. Fakat ben yarışa girdiğim zaman bunların 25 milimlerini takıyorum. Birazcık bisiklet hakkındaki düşüncelerimden bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 1,5 senedir bu bisikleti kullanıyorum. Bisiklet aero bir bisiklet olduğu için rüzgarlı havalarda, sprintte, tempoda inanılmaz derecede katkılar sağlıyor. Özellikle saatte 30-35 km üstüne çıktığınız zaman power metrenizde gördüğünüz değer farklı bir bisiklete göre daha az oluyor. Bu da ne demek? Daha az wattla, daha az güçle daha hızlı gidebilmek demek. Yokuş performansının olmadığı düşünülen bir bisiklet. Bu düşüncelere, bu yorumlara ben katılıyorum. Yani high climb, yani horse kategori dediğimiz yokuşlarda bir genel klasmancının bu bisikleti kullanması pek doğru olmayacaktır. Bisikletin gerçekten aktığını hissediyorsun. Tanımlayıcı bir sıfat olarak bir şey vermem gerekirse akıcı derim. Bisiklet çok fazla akıcı. Hatta kendisiyle ulusal, uluslararası, yokuşlu, düz parkurda çok fazla start aldım. Ve izlenimim gerçekten bu bisikletin çok hızlı olduğu yönünde, çok akıcı olduğu yönünde. Kullanmaktan da oldukça memnunum. Evet, bisiklet hakkında diyeceklerim bu kadar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Kafanıza takılan soruları bana Instagram'dan yazabilirsiniz veya YouTube'dan yorum olarak belirtebilirsiniz. Bir diğer videoya kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.